Sevgili seyirciler, i̇mam Gazali, İslam büyüklerinin nefislerini hesaba çekme için neler yaptıklarını altı madde halinde sıralamaktadır. Şimdi bu maddeleri sizlere kısa kısa arz etmeye çalışalım. Birinci şirket kurmaktır. Ticaret ortağı insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi bazen de hıyanet yapınca düşman olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muhakkattir, geçicidir, Aklı olan buna kıymet vermez. Hatta bazıları geçici olan hayır sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir. Dedi. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibidir. Ki bunlardan bir hazine yapılabilir. Asıl bunu hesap etmek icap eder. Akıllı olan kimse, aklı olan kimse her gün sabah namazından sonra hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine demelidir ki benim sermayem yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki her çıkan nefesler sayılıdır, azalmaktadır. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır ve ahiret uzun ise de orada ticaret ve kar olmaz. Bu dünya günleri o kadar kıymetlidir ki ecel gelince bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim. Çok dikkat et de. Bu büyük sermayeyi elden kaçırma. Sonra ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecelin geldiğini, bir gün daha müsaade etmeler için yalvardığını, sızladığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan, bununla saadete kavuşmamaktan daha büyük ziyan olur mu? yarın ölecekmiş gibi dilini, gözlerini ve bütün yedi azanı haramdan koru. Cehennemin yedi kapısı var demişlerdir. Bu kapılar senin yedi uzvundur, yedi organındır. Bu uzuvları haramdan korumaz isen ve bugün ibadet yapmaz isen seni cezalandırırım. Nefis asi emirleri yapmak istemez ise de nasihat dinler ve riyazet yapmak, istediklerini vermemek ona tesir eder. İşte nefis muhasebesi böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Bir kere de buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, Allahu Teala'nın razı olduğu, izin verdiği bir iş ise onu yap. Böyle değilse o işten kaç. İşte her gün nefis ile böyle şartlaşmalıdır. İkinci iş murakabedir. Yani nefsi kontrol etmek ondan gafil olmamaktır. Ondan gafil olursan kendi şehvetlerine ve tembelliğine döner. Allahu Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görürler. Allahu Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur zaten buna inanmayan imansızdır. İnanıp da muhalefet etmek ise büyük cesarettir. Allahu Teala Alak suresinin dördüncü ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki, Ey insan! Seni her an gördüğümü bilmiyor musun? Bir habeşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz huzuruna gelip, çok günah işledim, tövbem kabul olur mu dediğinde, evet olur buyurdu o kişi ben o günahları işlerken o görüyor mu idi dedi. Resulullah Efendimiz evet buyurunca Habeşli bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. İman ve haya böyle olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan, onun beğenmediği bir şey yapabilir mi? büyüklerden biri bir talebesini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine bir kuş verip bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O talebe ise kesmeden getirdi. Niçin sözümü dinlemedin canlı getirdin buyurduğunda kimsenin görmediği bir yer bulamadım. Allahu Teala her yeri görüyor dedi. Diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Nazırının zevcesi olan Zeliha Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine çağırınca önce kalkıp büyük olduğunu sandığı bir heykelin yüzünü örttü. Bunun için örttüm buyurduğunda ondan utandığım için dedi. Yusuf Aleyhisselam ona sen bir taş parçasından utanıyorsun da ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım buyurdu. Biri Cüneydi Bağdadi'den rahmetullahi aleyh sorup sokakta kadınlara kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım dediğinde Allahü Teala'nın seni senin o kadını görmenden daha çok gördüğünü düşün buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala Adin ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki günah işleyecekleri zaman onun büyüklüğünü düşünüp ondan haya ederek günahtan kaçınırlar. Abdullah İbni Dinar diyor ki Ömer radıyallahu anh ile Mekke mükeremeye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife radıyallahu anh buyurdu ki bu koyunlardan birini bana sat. Ben Köleyim bunlar benim malım değil dedi. Hazreti Ömer bunlardan birini bana sat deyince o ben köleyim bunlar benim malım değil dedi. E, efendi ne bilecek? Kurt kaptı dersin. O bilmezse Allahu Teala biliyor ya. Şimdi Hazreti Ömer efendimiz ona efendi nereden bilecek? Kurt kaptı dersin dedi. Şöyle cevap verdi. O bilmezse Allahu Teala biliyor ya. Cevabını verince Ömer radıyallahu anh ağladı ve onun efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azad etti. Ve bu sözün seni bu dünyada azad ettiği gibi ahirette de azad eder." buyurdu. Üçüncü iş amellerden sonra yapılacak muhasebedir. Yani nefse karşı yapılacak üçüncü iş. Her gün yatarken o gün yaptığı işler için nefse hesaba çekmeli. Sermayeyi kardan ve zarardan ayırmalıdır sermaye farzlardır. Kâr da sünnetler ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi faydalı gösterir. Her mübahi bile sormalı bunun niçin yaptın demelidir nefsine. Zararlı bir şey yaptıysa tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn Samet, büyüklerden idi. 60 senelik hicri hayatının hesabını yaptı. 21.500 gün idi. Ah, her gün en az bir günah yapmış isem 21.500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki yüzlerce günah işlerdim diye düşünerek bir feryat edip yıkıldı. Baktılar, ruhunu teslim etmişti. Fakat insanlar kendilerini hesaba çekmiyorlar. Eğer her günah işledikçe odasına bir kum koysa, birkaç sene içinde oda kum ile dolar. Eğer omuzlarımızdaki iki omuzumuzda bulunan katip melekler her günahı yazmak için bir kuruş isteseydi malımızın hepsini vermemiz lazım gelirdi belki. Halbuki gaflet ile, çeşitli düşünceler ile birkaç Sübhanallah desek, tesbih alır sayar, yüz kere söyledim deriz de, her gün boşuna nice şeyler söyleriz, bunları saymayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? İşte Ömer radıyallahu anh bunun için buyurdu ki amelleriniz tartılmadan evvel kendiniz tartınız. Hazret Ömer radıyallahu an her akşam kamçıyla ayaklarına vurup bugün niçin böyle yaptın derdi. İbnü Selam onu yüklenmiş taşıyordu. Sen hammal mısın dediklerinde nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak dedi. Enes radıyallahu anh diyor ki Ömer'i gördüm. Kendi kendine diyordu ki yazıklar olsun sana ey nefsim ki sana Allah'tan kork veya onun azabına hazırlan dediğim halde la küveç ile hazırlanmıyorsun. Nefse karşı yapılacak dördüncü işi i̇mam Gazali Hazretleri şöyle ifade ediyor. Nefse ceza vermektir. Nefis ile hesap yapıp kusurlarını görüp ceza verilmez ise cesaret bulur şımarır. Kendisiyle başa çıkılamaz. Şüpheli şey yemiş ise aş bırakmalı, yabancı kadınlara bakmış ise iyi mubahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Cüneydi Bağdadi diyor ki İbnül Keziti bir gece cünüp oldu. Kuşsetmeye kalkarken nefsi tembellik etti. Ve hava soğuk, hasta olursun, sabret, yarın hamama git dedi. Entari ile kus yemin eyledi. Öyle yaptı ve Allahu Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur dedi. Birisi bir kıza baktı. Sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Eshab-ı kiramdan olan Ebu Talha bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç şekat kıldığını şaşırdı. Nefsine ceza olarak bağı fakirlere sadaka verdi. Malik bin Abdullah el Hesami diyor ki Rabahul Kaysi gelip babamı sordu. Uyuyor dedim. İkindiden sonra yatılır mı dedi ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine ey boş boğaz senin ne ne lazım ki başkasının yatmasına karışırsın. Ahdım olsun ki bir sene başını yastığa koymayacaksın diyordu. Eshab-ı kiramdan Temim-i bir defa uykuya dalıp akşam namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak bir sene uyumamaya ahdetti. Mecma büyüklerden idi. Bir pencereye bakarak bir kız gördü. Bir daha yukarı bakmamaya ahdetti. Sevgili seyirciler, kalan iki maddeyi inşallah bundan sonraki sohbetimize takdim etmek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz efendim.